Green teoremi kullanarak alan hesaplama örnek soru 2. Bu videomuzda Green teoremi kullanarak alan hesaplama konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Calculate the area of the region D bounded by the curve C parametrized by CT eşittir sin 2 ti artı sin tj for t0 ile pi aralığı by using Green teorem. Şimdi soruyu Türkçe bir inceleyecek olursak. Bizden bir D bölgesinin alanını hesaplamamız isteniyor. Bu D bölgesi parametrize edilmiş bir C eğrisi tarafından kapatılıyormuş. Burada C eğrisinden D bölgesini çizebilmek çok da kolay değil. Burada kartezyen koordinatlara dönüp onun çizimini yapmak lazım. Oralar bizi ilgilendirmiyor. Şöyle sallayalım bir şey. D bölgesi bu olsun. Ve bunu kapatan C eğrisi de bu olsun. Biz Green teorem kullanarak bu alanı bulacağımıza göre bu C eğrisinin dönüş yönünü saatin tersi kabul etmeliyiz. Ki öyle verilmiş olmalıdır. Belki de onun soruda söylenmesi daha sağlıklı olurdu. Neyse. Bu parametrize etme işlemini saatin tersi yönde dönüşe göre yapmıştır kabul edeceğiz. Şimdi bizim buradaki D bölgesinin alanını Green teorem ile bulacak isek bu D bölgesini biz bir çift katlı integral ile ifade ettiğimizde D bölgesi içerisine 1 yazdığımızda bu çift katlı integralin bu çift katlı integral bize D bölgesinin alanını veriyordu. Green teoremin fikri ise şuydu. Bir C eğrisi kapalı bölge oluşturuyorsa ve saatin tersi yönde dönüşe sahipse biz o çizgi integrali veya diğer bir isimlendirme eğrisel integrali Çift katlı integrale dönüştürerek çözüm yapabiliyoruz. Burada terse gidiyoruz. Çift katlı integralden başlıyoruz. Fakat çift katlı integralin içerisinde bir olmasını istiyoruz. Her Green Teorem sorusunda içeride bir olur mu? Olmaz. Green Teorem şudur. F, D, R, C eğrisi eğer ki kapalıysa ve saatin tersi yönünde dönmeye dönüş yönü sahibi ise biz bunu çift katlı integrale çeviriyorduk. D bölgesi bu C'nin kapattığı bölgedir. Bunun içerisinde Qx eksi Py yapıyorduk. Şimdi burada ise Qx eksi Py'nin 1'i vermesi lazım. Bu nedenle işte burada seçim fxy eşittir. Buradaki f'i eksi y bölü 2'ye x bölü 2 seçiyoruz. Q'nun x'e göre 1 bölü 2, P'nin y'ye göre eksi 1 bölü 2 ve 1 sonucunu veriyor. İşte burada bu noktada Green Teorem devreye giriyor. Biz burada C eğrisinde içerisine şu ikisini koyuyoruz. F yazmak yerine bunun diğer bir yazımı vardı. P dx artı q dy. Şu yazımı yapacağız. Eksi y bölü 2 dx. İstersek bunu yapmak zorunda değiliz de bu yapılış üzerinden ilerleyelim. Çünkü çoğunlukla kaynaklarda bu şekilde çözer. Orada baktığımızda daha iyi idrak edebilelim diye. D'ye buradaki ikinci integralimiz anlamlı değil. Fazladan yazdım onu. Şimdi bu şekilde hale getirdik. Bundan sonra C eğrisini parametrize edip yerine koyacağız. Zaten C eğrisi parametrize durumda. Sıfırdan pi'ye kadar y yerine bu parametrizenin y'si bu x'i. Y yerine sin t yazıyoruz. Eksi sin t bölü 2. Buradaki dx'in yerine x'in t'ye göre türevi çarpı dt gelir. x'in t'ye göre türevi sin 2t'nin türevi cos 2t'dir. Çarpı bir de içerisinin türevi 2 gelecek. dt artı x yerine sin 2t bölü 2 dy yerine y'nin t'ye göre türevi dt. O da cos t. Tamam. Buradaki ikiler birbirini götürdü. Şu ikisini bir birleştirelim. Sıfırdan pi'ye eksi sin t çarpı cos 2 t Şuradaki sin 2 t'yi de şöyle açacak olursak yarım açısında 2 sin t cos t şu ikiler birbirini götürür. Bu taraf artı sin t cos kare t olur. Şimdi buradaki cos 2 t sin t var. Cos 2 t yerine bunun yarım açı formüllerinden cos 2 t yerine 1 eksi 2 sin kare t mi yazsak acaba? Onu yazacak olursak veya 2 cos kare t eksi 1. O daha mantıklı. 2 cos kare t eksi 1. Burada biraz integral gücü gerekiyor. Şuradaki cos 2 t yerine onun yarım açı formüllerinden 2 cos kare t eksi 1'i yazalım. Şimdi dağıtalım bunu. 0'dan pi'ye çarparsak bunu eksi 2 cos kare t sin t bunun da bunu çarparsak artı sin t artı sin t cos kare t dt ve şununla şu birleşiyorlar güzel sıfırdan pi'ye eksi cos kare t sin t artı sin t dt. Şu bölümde değişken değiştirme yapacak olursak u eşittir cos t dersek du eşittir eksi sin t dt olur. Şuradaki kısımda. O değişken değiştirmenin çözümünü şu kenarda halledelim. Şu bölüm için değişken değiştirme yaptım. U kare du olur. Alırsak bunun integralini u küp bölü 3 olur. Yani u yerine de cos t demiştik. Cos küp t bölü 3. Buradaki eksi sin t direkt du oldu. Tamam eksi hatası yok orada. Cos küp t bölü 3 sin t'nin integrali ise direkt eksi cos t verir. Kosinüs t'nin integrali sin t. Sin t'nin integrali eksi cos t verir. Pi ve 0 koyacak olursak. pi koyduk buraya. Kosinüs pi. Eksi 1'dir. Eksi 1 bölü 3. Buraya koyduk. Cos pi. Eksi 1'dir. Artı 1 etti orası. Eksi. 0'ı koyduk. Cos 0 1 eder. 0'ı koyduk. Eksi 1. Şurayı topladık. 2 bölü 3. Burası da eksi 2 bölü 3 eder. Eksi eksiden artı 2 bölü 3. Topladığımızda da 4 bölü 3 sonucuna ulaştık. İntegral kısımları oldukça zorluydu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.